Pendik Spor'la yıldızımız barışmadı. Daha minik yıldız takımdayken bahsediyorum. O yüzden dayım bir gün beni tuttu elimden. Kartal Spor'a götürüyorum seni dedi. Getirdi. Oradan o zaman lisans deniyordu tabii. Lisansımızı aldık. Kartal Spor'un kapısına bıraktı. İlk teknik direktör olarak tanıdığım kişi Necmi Reis'tir. O da Kartal Spor altyapısını biliyorsunuz, efsanelerinden bir tanesi. Ama yani çok korkarak geldiğim bir camiaydı. Çünkü hani hiç bilmiyorsunuz, ben Pendik'te oturuyorum. Eskiden her şey bu kadar yakın değildi sanki. Mesela Pendik'ten Kartal'a gelmek falan bu kadar kolay değildi ufak bir çocuk için. Yani buraya gelirken biraz umutsuz, biraz küskün, biraz korkarak geldim. Ama buradan gidişim çok çok başkaydı tabii. Herhalde yalan olmasın 12-13 yaşlarından bahsediyoruz. Belki de 13-14, çok da hatırlamıyorum yalan olmasın, ama bugünkü bu durumunu görünce, şimdi beni böyle bir tesislere getirmiş olsalardı beni ürkütecek bir şey yok. Çünkü top ayağıma genelde yakışan bir oyuncuydum ben. Ve böyle bir sahada olsaydım bundan hiç ürkmezdim. Benim geldiğim saha, şu anda oturduğumuz yer, çamur içerisinde. Topu en uzağa vuranın iyi futbolcu kabul edildiği. Mesela şu arkamda görmüş olduğunuz yerde bir ağacın altında soyunuyorduk bazen. Ve tamamıyla, nasıl söyleyeyim, çok ilkel şartlarda. Sürekli antrenmana gelme mecburiyeti. Duşmuş zaten öyle bir şey söz konusu değil. Soyunup giyinecek yer bile yoktu bazen. Ama enteresan şekilde çok fazla yetenekli oyuncunun bir arada olduğu bir ortamdı. Yani bence Türkiye'nin potansiyel anlamında altyapıdan oyuncu yetiştirebilecek en potansiyelli kulüplerinden bir tanesi Kartalspor. Zaten yetiştirdiği oyuncular da ortada, tek tek saymanın bir anlamı yok. Ama o şartlarda o kadar oyuncunun yetişmesi de hakikaten çok büyük bir başarı. Maçın adını çok anımsayamayabilirim ama maça gidip gerçek bir stat atmosferini, işte o taraftarın yoğunluğuyla fanatizmini görünce dedim ki çok başka bir yere gelmişiz. Eğer futbolcu olmaya niyeti olan bir çocuksanız mutlaka A takımda oynamayı hayal ediyorsunuzdur. Hayal ederken bile ürkütüyor insanı Kartalspor stat atmosferi o zaman için. Ama sürekli maça geldikçe ki benim babam statlara çok aşina bir insandır. Her hafta sonumuzu ya Kartalspor maçında ya Beşiktaş maçında geçirirdik biz. Öyle bir fanatizmi vardı. Bizi de alet etti, sürükledi sürekli. Tabii ki şöyle söyleyeyim, bir kere ilk bir sene falan beni hiç oynatmadılar. Çünkü çok zayıftım. İşte bugün hava yağmurlu, bugün çok rüzgar var, vurduğun top gitmiyor falan derken bir sene, bir buçuk sene benim bulunduğum yaş kategorisinde takım maç yaparken ben kenarda oturuyordum. Sadece antrenmanlara geliyordum. Benim gibi olan gruptaki çocuklar genelde bu işten vazgeçtiler. Yani zaman içerisinde oynamayınca ki ben de birçok defa bu antrenmandan eve gidip ben artık futbol oynamıyorum deyip eşyalarımı attığımı bilirim. Annem yıkar, çantayı hazırlar, bilir bir gün sonra gideceğimi. Yani tekrar tekrar isyan ede ede ama hiç bırakmadan devam ettik. Çok özel yeteneklerinde kaybolduğunu düşünüyorum. Çok özel yeteneklerin. Yani o dönemin şartları çok fazla oyuncu çıkartmaya da müsait değildi. Yani kimisinin hayat şartları müsaade etmedi. İşte annesi babası ne gidiyorsun oynamıyorsan dedi. Bazen kulüp çok yetenekli oyunculara aynı pozisyonda olduğu için yer veremedi. Birçok sebebi var. Ama bize patatesler diyorlardı. Hani oynamayınca, sadece antrenman yapınca patates diyorlardı bize. Ama zaman içerisinde bir şans buldum. Mesela bir Pendik Spor maçıyla şanstır bu da. Maça gideceğimiz gün bir çocuk sakat. İşte bir tanesi gelmedi maça. O zaman öyle şeyler oluyor. Oynatacak adam bulamayınca ben. Dedik sen oyna bari dedi falan. İyi dedik, oynayalım. Pendik Spor maçına çıktık. Yanlış olmasın 5-2. 10 kişide kaldık. 5-2 yendik Pendik Spor'u. Ondan sonra bir daha ben ne yedek kaldım. Yani profesyonel takıma çıkana kadar da işler devam etti. Her futbolcu adayının ya da futbolcunun bence kariyerinde belli dönüm noktaları vardır. Benim kariyerimde iki tane çok genç yaşta başladığım dönüm noktası var. Birincisi Pendik'ten Kartal'a gelmem. İkincisi Kartal Spor'daki ilk maçımda Pendik Spor'a karşı çok iyi oynamam. Beni orada tabiri caizse keşfettiler. İşte sonra amatör takım profesyonele çıkarttılar. Sayın Adnan Dinçer gelmişti. Beni bir Abant kampında keşfetti. Ki oradaki kamp anısı da çok inanılmazdır. 10 günlük bir kampa gittik. 8 gün koştuk. Yani sadece koşuyoruz ama. Yani nasıl beni tanıyacaksın? 6 kişiyiz, hiç unutmam. Amatör takımdan 6 kişi. 9. gün böyle bir ayağa pas yapmaya başladık. Hemen beni yardımcısı çağırdı, Ergun Hoca. Dedi ki sen dedi bizle geliyorsun Bulgaristan'a dedi. Bulgaristan kampına devam ettik. O sene Kartalspor'da da devam ettik, yürüdü. Bizim zamanımızda özellikle alt ligde oynanan maçlar da Süper Lig kadar
takip edilen, heyecanlığından stadı dolduran maçlardı. Yani gün içerisinde zaman zaman her şey kötüye gitti. Hem ekonomik durum hem Kartalspor'un durumu ama bizim dönemimizde bize çok güçlü takımlar olarak bakarlardı. Mesela bir Edirne deplasmanı hatırlıyorum. Ben ilk defa hayatımda otobüste taşı oradaydım. Sonradan bunun normal bir şey olduğunu bana anlattılar. Ama berabere kaldığımız 0-0'lık bir maçta sanki şampiyon bir takımla oynuyormuş gibi. O zamanki Edirne takımının ki Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoylar falan oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yaşımız çıktı ortaya değil mi biraz? Neyse. O dönem Edirne'nin çünkü ligde olduğu dönem bayağı var. O dönemlerde hakikaten çok önemli bir takımda oynadığımı hissetmiştim. Ama bize bunu en çok hissettiren şey deplasman maçlarından ziyade Adnan Dinçer ve o dönem kurulan Kartalspor kadrosuydu. İşte Tanju Çolak'ın kardeşi Yücel Çolak, Yücel abi. Melih abi Kocaeli Spor'dan A takım forması, A milli takım forması giymiş. Adnan abi Antalyalı. Yani o kadronun ben Kartalspor tarihinin en güçlü kadrosu olduğunu düşünüyorum mesela. İşte Cem Bakiler, Necdetler, Ali Nail abiler. Şimdi aklıma gelmeyen Besim abiler var. O da bir Kartalspor efsanesi. O insanların hepsinin bir arada olduğu bir yerde ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyum. Papazlık olur diye düşünüyordum. Bizim zamanımızda vardı çünkü. İnanır mısınız? Belki de Türkiye'nin altyapılardan yetişmiş en şanslı çocuğu herhalde bendim. Çünkü bırakın papazlığı, hani hepsi ayrı ayrı elimden tutmuş insanlar. Sağ olsunlar, hepsine de selam olsun. Türkiye'de hiçbir camiayı Trabzonspor'la karşılaştıramazsınız. Orada yaşadığınız baskı, hemen hemen herkesin futbolla ilgili fikri ve ilgili olması, o başka bir hikaye. Ama Çanakkale Dardanel'e transfer oldum ben. Kartalspor'daki en enteresan anılarımdan bir tanesi. Sezon bitmeden Galatasaray'la görüştüğüm, Fatih Terim'le imza attığım bir dönemde, o zaman Bosman yasası yoktu. Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşme imzaladığımı söylediğim zaman hani biraz bana kızdılar, fırça yedik Adnan hocalardan falan ama sonuçta bonservis bedelimin çok yüksek tutulması benim Galatasaray transferimi engelledi. Sonra Kartalspor bir ekonomik krize girdi ve beni Çanakkale Dardanel'e sattı. Şimdi Trabzonspor için söylediğim baskı, işte stres, tam tersi bir tarafında da Çanakkale Dardanel'i düşünün. Dünyanın en rahat yeri, belki de en güzel deplasmanıydı. Biz maç biter, elini kolunu sallaya sallaya gider restoranda yemeğini yersin, skor ne olursa olsun. Çok rahat bir Süper Lig sezonundan, 1,5 yıllık bir sezondan, çok zor bir Trabzonspor transferi yaptım. Ki takımımız küme düşmesine rağmen. Düştü ama sebepleri oyuncu performansları değildi. Her neyse oraya çok girmeyeyim. Çok böyle nasıl söyleyeyim size, aynı ayrıntı üzerinde iki farklı kulüpte oynadım. Çok hani birisi tavan yapmış, Trabzonspor stres ve baskı. Çanakkale Dardanel'de dünyanın en rahat yeri. Küme düştük, seyircilerle beraber tesise geçtik. Üzülmeyin falan dediler bize, geçtik. Şimdi Kartalspor bunun tam ortasında bir camiaydı. Ben oynarken ilk defa belki de o kadar ciddi anlamda şampiyonluk yatırımı yaptılar. Büyük paralar. Ve bu bazen ekonomik kriz de getirdi, ödenir ödenmez falan biliyorsunuz hep var zaten. Ama o kaliteli kadrodan beklenti hem kendi taraftarı üzerinden hem de her gittiğimiz deplasmanda oynadığımız her takımda çok hissedildi. Çok ciddi konsantrasyonlara karşı oynadık. Yani belki Trabzon'a gittiğim zaman buna benzer bir şey yaşadım. Çünkü Trabzonspor'la maça çıkan herkes çok canını dişine takarak oynuyordu. O yüzden de hani Kartalspor benim dönemimde alt ligin en korkulan takımlarından bir tanesi olmuştu aslında. Buradaki disiplin ve güç gittiğin yerde elbette ki çok fayda sağlıyor. Ya yani en azından gidişinin tesadüf olmadığını herkes çok çabuk anlıyor. Bu çok önemli bir kriter. Ama çok alt ligde oynamadan gitmek de benim Kartalspor'a geldiğim andaki kadar korkutucuydu. Yani rahmetli Erdoğan Arıcı beni transfer etti. Çanakkale Dardanel'e. Bir devre arası transferiydim ben. Hiç Çanakkale'ye gitmeden Mersin'e gittik falan filan. Ya bu takım nedir? Oraya da gittik. Engin İpekoğlu. Hani Mapeza. Ne bileyim Mususi. Ya geldik ama ben hayatımda öyle bir ortam görmemişim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bence Türkiye'de hiçbir altyapı oyuncularını Süper Lig'e yeteri kadar hazırlayamıyor. Kartalspor'da dahil. İşte aklınıza gelen en iyi camia kim bilmiyorum ama belki Altınordu'dur en iyisi. O da hazırlayamıyor. Çok zor çünkü. Çok zor. Birincisi yeterli yatırım yok. Yatırım derken aklınıza oyuncu yatırım gelmesin. Önce antrenöre yatırım yapmak lazım. Hep altyapı, herkes altyapı konuşuyor. A'dan Z'ye Türk futbolunun probleminin herkes altyapı olduğunu söyleyebilir size. Ama içeriğini bilen yok. Yani altyapıya yatırım yapmak sadece tesisleşmek değil. Ya da Türkiye'deki genç oyuncuları alıp bir kulübe getirmek değil.
hocasını eğiteceksiniz. Tesisini oyuncu için hem saha içi hem saha dışı için uygun hale getireceksiniz. Oyuncuları gözlemleyip doğru zamanda oynatmayı başarabilmeniz çok önemli. Ya biz de altyapıdan oyuncu, yani çok da iddialı olmasın ama %70-%80 tesadüfen yetişiyor. Çok biraz ağır olmasın da yani tesadüfen yetişiyor maalesef. Kötü olan Darıca'da bir Darıca Gençler Birliği maçında beni yuhlamışlardı. Gitmeden önceki son maçtı galiba. Ya evet, transfer olmadan önceki son maçtı. Onu nedense hiç unutamam. İyi anım da şu. Bir Göztepe maçına çıktık. Ama tribünler yanıyor yani, inanılmaz bir maç. Sanırım Adnan Hoca gitmişti. Orhan Yüce Hoca gelmişti. 7 tane attığımız bir maç Göztepe'ye. Ya inanılmaz. Göztepe serisinde ne kadar ateşli olduğunu biliyorsunuz. Onların da taraftarı vardı falan. Ya o zamanki atmosfer, bizim Adnan Hoca 3-4 maçta kazanamadık yanlış hatırlamıyorsam. Bir patlama maçı oldu. Yeni teknik direktörle beraber. İşte o zaman oynadığım iyi futbol, 2 asist, 3 asist bir şeyler yaptım. Ama maç 7 tane gol attık. Bitmesini istiyoruz. Yani öyle bir nasıl dolduysak, ne artık bizi ne hale getirdilerse, anladın mı? Yani maç 7 oldu ya, ne yapacaksın? Halı saha maçı gibi oldu. Hala daha istiyoruz. Böyle maçlar vardır ama biliyorsun, bitmesini istemediğiniz, çok iyi oynayıp keyif aldığınız maçlar vardır. Sanırım o Göztepe maçını da ondan unutamıyorum. Yani bir 90 daha oynardım çok rahat. Bir daha tesislerden içeriye girmek istemedim tabii ki. Yani bir daha o takımda oynamak istemedim ama sonradan bunun futbolun en normallerinden bir tanesi olduğunu anladım tabii. Çok yerde yuhalandık ya. Trabzon'da da yuhalandım ben. İşte ne bileyim, Adana Demirspor'a en son bıraktığım yerde de önce yuhladılar, sonra alkışladılar. Futbolun bir parçası ya. Yetenekliysen bu sorumluluğu alacaksın. Yani hem yuhalanmanın hem alkışın en çok yetenekli oyuncular üzerinde etkileşimi olduğunu bileceksin. O yüzden de bunu biraz geç fark ettim ama nihayetinde fark ettim. O yüzden ilk karşılaştığım bir anda, yani unutamamam ondan herhalde, ilk defa yuhalandım. Yani alt yapıdan çıkmış bir çocuk daha bir sene olmadan yuhalanıyor. Demek ki beklenti çok büyükmüş. O beklentiyi karşılamıyorsan bu da gayet normal. Altyapıdan şöyle, altyapıdan A takıma çıktım. A takımlı idmanlara çıkıyorum ama beni bazen amatör takıma da maça gönderiyorlar. Yine bir maça gittik. Otobüste arkada şarkılar, türküler söylüyoruz ama bir yandan da hocadan korkuyoruz. Dedi ki yenemezseniz ben size göstereceğim dedi adam. Döndü, kim olduğunu söylemiyorum. Dedi ki gösteririm ben size dedi. Çok da iyi bir maça gidiyoruz. Karşıya geçtik falan. Neyse, bize o korku yetti. Çıktık orada 4 tane mi 5 tane mi ne attık. Yine ben bir tane attım. O arkada şarkı söyleyenlerin hepsi gol attı. Korkudan. Yani hiç unutamam. Çünkü yani hoca bağırdı mı hepimiz asker olduk tabii, korktuk. Dedi ki ben size kazanamazsanız göstereceğim dedi. O zamanki motivasyon bu yöndeydi abi. Yapacak bir şey yok. Hani motivasyon nedir? Soyunma odasında konuşursun, işte arkadaşların antrenman tempon falan derken bizim motivasyonumuz yediğimiz fırçaydı. Hiç unutmam yani. Ama neyse ki maça farklı kazandık. Yani şarkı türkü dönüşte de serbestti yani. Yani saha içerisinde ne bileyim çok ilginç anılarımız var mıydı? Yumruklaşmalarımız vardı mesela. Şimdi diyeceksin ki ulan öyle şey mi olur? Vallahi vardı. Çünkü 20 tane adamı bir yere toplarsan, nabız hep 180'e 200'e çıkarsa, sevinç kadar kızgınlık, kızgınlık kadar üzüntü, hepsi bir arada. Bir gün bir maçın devre arasında çok sevdiğim iki insan hatta. Bir tanesi oda arkadaşım. Bir tanesiyle de bir dönem ev arkadaşlığı yaptık. Yumruklaştılar. Hiç unutamadığım anlardan bir tanesi. Mesela saha içerisinde bazen insanların birbirine bağırışlarını görüyorsunuz. Kazanma hırsı olsun. Belki arkadaşına bağırıyor, belki rakibe falan. Onun çok fazlası var soyunma odasında, biliyor musun? Yani soyunma odası çok mahrem bir yer mesela. Ben Forfortu dergisine yazdım 2 sene kadar. Soyunma odası ile ilgili yazıları yazmak istediğim zaman vallahi bir dergi komple yazarım. İşte duşta sigara içenler. Meşhurdur biliyorsun. Bak hiç unutma. Tecrübeyle sabittir. Devre arasında soyunma odasına ilk koşanlar sigara içmeye koşanlardır. Şimdi kamu spotunu da ihlal ediyoruz ama yani o, gerçekten bahsediyorum, anladın mı? Herkes sigarayı içer, sonra hocayı dinlemek için oturur abi. Malzemeci çay taşır. Ya maça böyle konsantre mi olur? Ama yani diyoruz ya, altyapıdan oyuncu yetiştirmek için yeterli değil kulüpler. Ya bu benim anlattığım altyapı. Ama üst yapıda da aynı şey vardı. İşin enteresanı o yani. Hem maç önünde son stres sigaraları denen sigaralar vardır. Sonra devre arasında vardır. Bir de maç sonunda kazanırsan çok güzeldir. Abi çocuklara da kötü örnek olmayalım şimdi durduk yerde ama. Yani
Maalesef. Yani soyunma odası deyince anı çok ya. Çok fazla yani. Şimdi abi ben futbol oynadığım dönemin dışında tribünde büyümüş bir çocuğum. Futbolun içerisindeki şiddetin farkındaydım. Yani yalan olmasın yani. Şimdi bunu ilk defa görüyorum diyemem. Ha ben hiçbir şeye taş atmış bir adam değilim ama bu tip şiddetli meselelerin içerisinde bir adamdım. Tribün edebiyatı denen şey, küfür edebiyatı denen şey hepimizde vardı. Ama oyuncuyken hakikaten çok başka. Oyuncu olduğum andan itibaren ne kadar yanlış bir şeymiş idrak etmeye başladım yani. Bir de şimdi fanatizm ilginç. Şunu idrak ettikten sonra taraftarlık kısmından tamamen vazgeçtim. Abi maçı kaybediyor oyuncu. Ama maçtan önce yemek yiyeceği restoranda yerini ayırtıyor. Sonuç ne olursa olsun karısını, çocuğunu, sevgilisini alıp yemeğe gidiyor. İşi bitmiş. Sen taraftar olarak maçın skoruna 3 gün 5 gün üzülüyorsun ama adam bir saat sonra unutmuş oluyor. O yüzden de işin fanatizm kısmı hakikaten de yani o kadar gereksiz ki Türkiye'de. Bu adamların bunu para için yaptığını artık anlamak lazım. Eğer bu işten keyif alamazlarsa seyredenlere de keyif veremezler. Ne kadar baskı altına alırsanız o kadar kötü futbol seyredeceksiniz. Kolay mı bu söylediğim? Değil. Çünkü taraftarlardan çok artık fanatik yöneticiler var. Yani birbiriyle konuşmayan, basın üzerinden birbiriyle dalaşan falan. Bunlardan biraz kurtulmak lazım bence. Öncelikle Kartalspor'un büyüklüğünü ve Kartalspor'un ne kadar potansiyelli bir yer olduğunu doğru aktarabilirseniz belki oluşacak yapı için lider birini bulabilirsiniz. Lider birini bulduktan sonra bence bu kulüpten yetişmiş oyuncuları bir araya toplamak da kolaydır. Hepimiz elimizi taşın altına tabii ki sokarız. Ama çok ciddi bir borç var. Yani altyapıdan oyuncu yetiştirsen bile yani sen kazancını kulübe sokamayacaksın anladığım kadarıyla. Gelir anlamında. Yani o kadar zor ki. Sportif başarı yeni bir stada itebilir siyasileri. Her ne kadar siyasiler futbolun içerisinde olmasın diyorsak da bugün Kartalspor iki tane lig atlasa oynayacak bir stat için siyasilerin kapısını çalmak zorundasın. O yüzden bu işe siyasetçiler el atmadan Kartalspor'un bir yerden bir yere gelmesi mümkün değil. Sadece Kartalspor'un değil, hiçbirinin. Ya ben burada Mersin İdman Yurdu için oturuyor olsam ki şampiyonluk yaşadım orada. Onlar da şu anda çok kötü durumda. Aynı şeyi konuşacağız. Gaziantepspor kapısına kilit vurdular. Başka bir takım oluşturdular. Tekrar isim değiştiler. Bu işin kurtuluş reçetesi bu olmamalı. Ama galiba Kartalspor'da. Yani yeni çıkan bir takım olarak gelecek, en sonunda Kartalspor olarak dönecek. Onun dışında bu borçları ödemek çok da kolay değil. Ya Malatyaspor'u yeni Malatya yapıyorlar. Buradaki insanların, futbolcuların, emek veren adamların alın terleri uçup gidiyor. Alacaklarını alamıyorlar. Yeni Malatyaspor birkaç sene sonra Malatyaspor oluyor mesela. Atıyorum. Bu saat şimdi aklıma Malatya geldiği için söylüyorum. Ama yani bu işin tabii ki yolu bu, etik değil bir kere her şeyden evvel. Ama başka bir yolu var mı dersen, o kadar borcun altından şu anda Kartalspor'u tekrar diriltmek için öyle bir yol gözükmüyor. Söyleyeyim, Türkiye'deki futbolu Kartalspor üzerinden okumayalım boşu boşuna. Türkiye'de kulüplere giren, çıkan paraları kontrol eden birisi olmadığı, bir merci olmadığı sürece bu kulüpler batmaya devam edecek. Kulüp başkanı ve yönetimi yaptığı borçtan, sattığı oyuncunun parasından mesul tutulmadığı sürece bu işler devam edecek. Kulüpler Birliği yasası mıydı? Çıkacak ve kontrol edeceksin. 3 katrilyonlu Beşiktaş'ı kimse ya kardeşim 3 katrilyon nasıl olur diyemiyor. Gelen çekip gidiyor, gelen çekip gidiyor. Yani Kartalspor'un problemi burada bizim gözümüzün önünde ama çok daha büyükleri var. Onlara da hesap sorulmuyor. Yani bu işi ancak ve ancak büyük bir yasa çözer. Onun dışında hiçbir şey çözemez. Abi soyunma odasında arkadaşlarımla sevinmeyi özledim. Koşmayı özlemedim tabii, yalan olmasın. Koşamam yani bir daha o kadar. Uğraşamam futbolcu olacağım diye de. Soyunma odasında arkadaşlarımla o terli ama kazandığın zamanki sevinci özledim. Kendimi çok özel hissediyorum. Neden biliyor musun? 100 çocuktan 95 tanesi falan futbolcu olmayı hayal ediyor. Olamayanlar çok fazla. Gol attıktan sonra yaşanan hissin tarifi yok. Onu bilmemelerine üzülüyorum mesela. Onu bilmek mümkün değil. Takımın gol atınca sevinmek gibi değil çünkü. Ya da işte Türkiye Kupası kaldırdım ben. Ya da Süper Lig'e çıkardık Mersin İdman Yurdu'nu. O hissi tadamayacak olmalarına çok üzülüyorum. Keşke herkes o hissi en azından bir kere tatmış olsaydı. Futbolcular hep özeldir. Özel insanlardır. Yani yeni bir oluşum şart Kartal'a. Yeni bir oluşum şart. Bu Kartalspor adı altında mı olur, ufak bir şey mi eklersin onu bilemem. Ama burada yeni bir oluşum olmalı. Çünkü Kartalspor ya da Kartal bu çevre oyuncu yetiştirmek için çok müsait. Çok fazla buna ihtiyaç var.
ve Kartalspor'un da bununla alakalı CV'si çok kuvvetli. Çok oyuncu yetiştirdiler buradan. Ya ben Pendikliyim, Kartal'dan yetiştim. Ya mesela en güzel örneği karşınızda oturuyor. O yüzden de buraya yeni bir oluşum lazım. Bununla ilgili artık kim adım atar, geçmişteki yanlışları yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama geçmişteki yanlışları yapmasını istemiyorsanız hizmet etmeye gelen birini bulmak lazım. Menfaatleri doğrultusunda gelen değil.